İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla liseler arası şiirlerini güzel okuma yarışmaları düzenlendi. Öğrenciler tarafından birbirinden güzel şiirlerin seslendirildiği program izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey diptirme yiğit, iki el bir baş içindir. Programa Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Kazım Çoban, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Memur Sen Şube Başkanı Ali Deniz, yazar Yusuf Tosun, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Selim Gül, STK temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda yazar Yusuf Tosun ve İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Faruk Bülent Kaplangir konuşma yaptı. Malumlarınız olduğu üzere bu içinde bulunduğumuz hafta geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı, resmi gazetede yayınlandı. Yani 20 ve 27 Aralık haftası Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası olarak ilan edildi. İnşallah bundan böyle her yıl, bu yıl olduğu gibi, bu Aralık ayında olduğu gibi Mehmet Akif'le ilgili konuşmalar yapılacak, etkinlikler yapılacak. Bu hafta içerisinde birkaç okulda, değişik illerde Mehmet Akif'i anma vesilesiyle biraz da Mehmet Akif seveni olarak onunla ilgili bir parça okumalar yapıp kısmen de yazıya döken bir kardeşiniz olarak müthiş bir düzeyde Mehmet Akif'e karşı bir sevgi seli olduğunu gördüm. Bugün yine biliyorsunuz Mehmet Akif'in vefatının 83. yıl dönümü ve öyle zannediyorum ki bu saatlerde ruhunu teslim ediyor. Saat 8'i çeyrek geçe gibi Mehmet Akif Ersoy ruhunu teslim ediyor. Bundan 83 yıl önce. Tabii Mehmet Akif'le ilgili okumalar yaparken işin doğrusu ben de sizler gibi Mehmet Akif'i yakından tanımak istedim. Yani İlim Yayma Cemiyeti olarak Mehmet Akif Ersoy milli şairimizin ölüm yıldönümünde hem onun ruhunu yad etmek hem onun ruhaniyetini, maneviyetini tekrar solumak istedik. İşte öğrencilerimizin okuduğu şiirlerde de çok mutluyduk. Bunu çok güzel yansıttılar. İnşallah bizim amacımız milli değerlerimizin, şairimizin, milli şairimizin unutulmaması, onun manevi ruhunun, o dönemdeki havanın bugünümüze de yansıtılması, yaşatılması. Düzenlenen yarışma programında 1. Top Kız İmam Hatip Lisesi, 2. Adıyaman Fen Lisesi'nde katılan öğrenciler oldu. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam, hani gör.